bütün dünyaya, bütün ülkeye, bütün insanlığa öncelikle şunu seslenmek istiyorum. Türk demek, Türk demek esir olmak olmaz demek. Türk demek biat etmez demek. Türk demek bağımsızlığının yegane düşkünü demek. Birileri kalktı, bu ülkenin üzerinde oyunlar oynamaya kalktı. Biz Kurtuluş Savaşı öncesi Mustafa Kemal'in önderliğinde bu millete bu imkan yok imkanlarla, bitmiş bir ülkenin imkanlarıyla manda ve himayeyi kabul etmeyeceğimizi yedi düvele gösterdik. Aradan hemen hemen bir 100 yıla yakın zaman geçti. Birilerinin yine yaraları veya dertleri depreşti. Bu ülke üzerinde oyun oynamaya kalktılar. Ama ne yaptı kahraman Türk halkı? Asırlardır, yani dünya var olduğu günden beri yaptığının bir aynısını yaptı. Ha o gün, o gece Allah bir daha yaşatmasın, Allah bu ülkeye bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın. O gün Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. 249 kişi şehit oldu. Bunların bir tanesi de sevgili kardeşimiz Ömercan Açıköz, Büyükdüz köyünden. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ha o gece belki bu millet uyanana kadar bunlar darbeyi de başardık diyebilirdi. Ama bu ülkeye 249 değil, 2,5 milyon, 25 milyon can verirdi. Bunların manda ve himayesini kabul etmeyecekti. Etmeyeceğini de... Hedefleri 2023'te büyük imkanlar yakalayacak Türkiye'ye fren yaptırmaktı. Allah nasip etmedi, oyunlarını bozdu. Evet, aramızda %70, %80 yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var. Oradaki yabancı Müslümanlara tanıştığınız zaman veya kutsal beldelere giden, Mekke Medine'ye giden kardeşlerimiz, oradaki bir Pakistanlı, bir Hindistanlı, bir Afrikalı Müslümanla tanıştığınız zaman sizin göğsünüzdeki al bayrağı görünce o Pakistanlı, Afrikalı gelir, size sarılır. Bu niyedir biliyor musunuz? Bu milletin geçmişinin Osmanlı hatırasıdır. Onun için size sarılır. Büyük onurdur bu sizin için. İşte bu yüzden daha dikkatli olacağız. Türk milletinin genlerinde bağımsızlık vardır. Türk milleti kadar bağımsızlığa düşkün toplum bulamazsınız. Ne yaparsa yapsınlar, Türk milletinin bağımsızlığına kimse engel koyamaz. Dünya döndükçe kıyamete kadar Türk milleti bağımsız kalacaktır. Bu topraklar al bayrağın altında gölgesinde olacaktır. Geceniz kutlu olsun. Herkes hayırlı geceler diliyorum.